Türkiye Voleybol Federasyonu ve Vodafone arasında Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsorluğu ve Sultanlar Ligi isim sponsorluğu imzalarının atılacağı basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Biz Vodafone olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında da toplumumuzu daha güzel yarınlara hazırlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda da Türkiye Voleybol Federasyonu ile kadın voleybolunda yeni bir işbirliğine imza atmanın ve milletçe hepimizi gururlandıran Cumhuriyetimizin kadınlarının yanında durmanın da büyük mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz bugün. Vodafone olarak aslında biz yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Amaç odaklı vizyonumuzun önemli bir yansıması da aslında spora verdiğimiz destek. Uzun yıllardır Vodafone olarak futbola, maratona ve e-spora farklı kulvarlarda destek olduk. Ülkemizde sporcu yetişmesine ve altyapının zenginleşmesine katkıda bulunmak ve Türkiye'yi dünyada sporun öncü ülkelerinden biri haline getirmek istiyoruz. Toplumu sporla kucaklayan bir marka olmak istiyoruz ve sporun da birleştirici gücüne inanıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız sponsorlukların tamamında aslında pek çok işbirliğine imza attık. Bunların hiçbirini gerçekten salt bir ticari amaçla yapmadık. Sponsorluklarımızda fark yaratan, altyapıları kuvvetlendiren, katma değer yaratan ve toplumu kucaklayan pek çok projeyi hayata geçirdik. Kadın voleybolu Türkiye'de tüm branşlar arasında %58 ile takip edilen, en çok takip edilen ikinci branş. Futbolun hemen arkasından artık Türkiye'de kadın voleybolu geliyor. Kadınların %67'si, erkeklerin de %49'u kadın voleybolunu bugün takip eder halde. Tüketicilere sorduğumuzda Türkiye'deki en başarılı spor branşı olarak da %72'si kadın voleybolunu söylüyor. Biz ülke olarak voleybolda tabii söylememe gerek yok. Çok başarılıyız ve uluslararası düzeyde pek çok başarılara imza attık uzun yıllardır ve en sonunda geçtiğimiz yaz bunları taçlandırdık. Biz aslında voleybola bu başarıları daha geniş kitlelere duyurmak, sesimizi daha yüksek çıkarmak ve bu başarıları da sürdürülebilir kılmak için Voleybol Federasyonumuzla beraber çalışmayı hedefliyoruz. Ve Vodafone olarak da aslında Cumhuriyet'in 100. yılında bize bu kadar büyük başarılar yaratan kadın sporcularımızın yanında duruyoruz. Bu anlayışla biz sadece kadın voleybol milli takımımızın değil, aynı zamanda da Kadın Voleybol Ligi, dünyanın en değerli ligi olan Kadın Voleybol Ligi'nin de sponsoru olduk. Milli takım sponsorluğumuz kapsamında tüm yaş gruplarının kadınlarda sponsor olduk. U21, U19, U17 takımlarımızın giydiği tüm formaların göğsünde bundan sonra Vodafone yer alacak. Sultanlar Ligi isim sponsorluğu kapsamında da ligimizin adı Vodafone Sultanlar Ligi olacak. Bu kapsamda Sultanlar Ligi'nin de logosunu da değiştirdik ve yeni bir tasarımla spor severlerin karşısında olacağız. Bunun yanı sıra kadın voleybolunu renklendirmek için de pek çok çalışmaya da imza atacağız. Amacımız Vodafone Sultanlar Ligi'ni tüm dünyada daha da kuvvetli bir marka haline getirmek. Sponsorluğumuz süresince pek çok proje gerçekleştirerek Voleybol Federasyonumuzla birlikte kadın voleybolunun gelişimini sağlayacağız. Sözleşmemiz 3 yıllık şu anda. Ekim 23'te başladı ve Ekim 26'ya kadar sürecek. Aslında en önemlisi Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığımız bu anlaşmayla dünyada kadın voleybolunu yapılmış en büyük desteği vermiş oluyoruz. Dünyanın en iyi takımına da bu layık diye düşünüyoruz. Bu yaptığımız anlaşma gerçekten dünyada kadın sporları içerisinde ve kadın voleybolundaki en büyük anlaşma. Değerli konuklar, bizi Türkiye'de en çok spor, en çok ilgi duyulan spor alanında bir araya getiren bu güzel etkinliğe geldiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Sayın Başkan nezdinde tüm voleybol camiasına bize verdikleri destek için de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir işbirliği, gönül birliği olacağına inanıyorum. Hem Voleybol Federasyonumuzun hem kadınlarımızın yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Logomuzun ve göğüsteki ismin kadın milli takımımıza ve Vodafone Sultanlar Ligi'ne uğur getirmesini diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bahsettiğiniz gibi Beşiktaş Spor Kulübü ile de önemli bir işbirliğimiz oldu. 10 yıl boyunca sürdü. Vodafone Park'ın inşasından 2023'e kadar devam etti. Anlaşmamız 10 yıllıktı.
Bu 10 yılda amacımız orayı aynı zamanda bir sporun dijital merkezi haline getirmekti. Orada gelen seyircilere yaşattığımız deneyimle, o stadın içerisinde, Vodafone Park'ın içerisinde kurduğumuz Vodafone Free Zone Studio gibi pek çok aktiviteyle sadece sporun değil, müziğin, sanatın dijitalleşmesine de katkıda bulunduk. Ama bu 10 yıllık anlaşma sona erdi. Tabii biz Voleybol Federasyonumuzla görüşmelere bu şampiyonluktan, son dünya şampiyonluğundan önce başladık. Takdir edersiniz ki bu uzun süren bir süreç, bir yıllık bir süreç. Ve bu süreç içerisinde de az önce bahsettiğimiz marka değerlerimiz, Türkiye'nin sosyal anlamda gelişimine katkı sağlayabilecek alanlar ve tabii markamıza uygun hangi işbirlikleri olabilir diye baktığımızda da Türkiye Voleybol Federasyonu ile bu işbirliği bizim için çok anlamlı olur diye düşündük. Türkiye için de çok anlamlı olur diye düşündük. Dolayısıyla böyle bir işbirliğine başladık. Yani bir yerden çıkış, bir yere giriş diye bakmıyoruz aslında. O anlaşmamız zaten sona ermişti. Burada da tüm Türkiye'yi kucaklayan, Türkiye'deki herkese ilham veren, sadece kadınlara değil, hep bugün biraz kadınları konuştuk doğal olarak ama herkese ilham veren bir takım var, bir federasyon var. Ve biz bu sporun yayılması, Türkiye'deki kadının güçlenmesi, Türkiye'deki insanların neleri başarabileceğini, sadece kadınların değil erkeklerin de nelerin başarabileceğini olan inancının artmasının çok değerli olduğunu inanıyoruz. Bugün dünya şampiyonu olmak olduktan sonra ya yapılabilirmiş gibi geliyor ama o yoldan geçen sporculara sormak lazım. Ne kadar arkasında gözyaşı, ter, çaba var her sayı için, her mücadele için. Dolayısıyla burada Türkiye'ye ilham veren bir takımın, bir ligin ve bir federasyonun işbirliği yapıyor olmak bizim için çok anlamlı oldu. Biz bunun Türkiye'ye ilham verecek, daha da fazla ilham verecek ve çok daha geniş kitlelere ulaşacak. Sadece Türkiye için değil aslında Türkiye'yi yurt dışına da tanıtacak, bir daha fazla tanıtacak bir yapı olacağına inanıyoruz. Bu inançla bu işbirliğine başladık. Dünya devi Vodafone ile işbirliği yapmak ve paylaşmak çok güzel bir duygu. Bugün Vodafone dünya markası, Türk voleybolu dünyada bir numara. Yani iki bir numaranın bir araya gelip böyle bir özel günde imzada birleşmesi kadar güzel bir şeyin olduğunu düşünemiyorum. Gerçekten bu yaz dünyada, Avrupa'da ve olimpiyata katılma hakkı elde ettiğimiz son turnuvada biz 3 şampiyonluğun yanında 5 ödülle taşlandırıldık. Nasıl 5 ödül? Birinci kulvarda Milletler Ligi'nde şampiyon olduk. Amerika'da yapılan organizasyonda şampiyon olduk. Ve ben bunu hep söyledim. Staff'a, oyuncularımızla hep paylaştık. Dilimin döndüğü kadar da, medyada yer aldığı kadar da bunu söyledim. Biz sadece orada dünya şampiyonu olmadık. Bir de dünya lideri olduk. Yani şu an baktığınızda ikinci ile aramızda 39,5 puanlık bir farkla biz dünya zirvesinde yer alıyoruz. Bambaşka bir kurur. Artı ikinci etap dediğimiz Avrupa Şampiyonası'nda bugüne kadar 2 tane finalimiz vardı. O finallerde gözyaşımız vardı ama şimdi bir gözyaşı daha yaşadık. Mutluluk gözyaşı yaşadık ve deplasmanda Avrupa'da, Belçika'da, Brüksel'de oynanan organizasyonda bir Avrupa şampiyonluğunu da ülkemize getirdik. Üçüncü etap, olimpiyata katılma. 8-16-24, yani 3 grupta 24 takımın katıldığı organizasyonda 6 takım olimpiyata gitme hakkı elde etti. Bizim takım namağlup birinci sırada bitirdi, olimpiyatlara katılma hakkı elde etti. İşte burada diğer söyleyeceğim olayda, burada 2 ödül aldık. 1 olimpiyata katılma ödülü, 2 dünya kupasını da biz aldık. Koç Daniye Santarelli ve Eda'nın ellerinde kupa taşlandırıldı. Türk voleybolu bu yıl muhteşem işler yaptı. Tabii bu muhteşem işler yaparken ben öncelikle bütün paydaşlara, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İşte yaz demedi, kış demedi derler ya. Kış diyoruz, lig devam ediyor. Yaz diyoruz, milli takım
devam ediyor. Sonuçta bu güzelliği, bu mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. Vodafone, yol arkadaşımız, değer ortağımız artık Türk voleybolunun önemli destekçisi ve dünya markası Vodafone. Engin Bey sporu ne kadar çok sevdiğini en yakından bilen biriyim. Ekibi ne kadar çok sevdiğini bilen biriyim. Ve gerçekten uzun bir süre titiz bir çalışmayla göreceksiniz ki dünya ve Avrupa'da en iyi lige sahip olan Türkiye ligleri ve dünya bir numarası olan milli takımın değer ortaklarıyla, hele hele Vodafone'un bize vermiş olduğu büyük destekle 3 yıl zirvede olacağımıza inanıyorum. Sadece 3 yıl değil zirvede olmak. Şimdi işimiz çok zor ve ben bunu evlatlarımın gözlerinin içine baka baka söylüyorum. Biz dünya bir numarasıyız. Belki olmak kolay olabilir ama orada durmak daha çok zor. Ama bu sultanlar orada durmayı da, daha zor olanı da başaracaklar. Hiçbir şey kolay değil. En iyi şekilde de başaracaklarına inanıyorum. Ben camiamla, ben değer ortaklarımla, yol arkadaşlarımla, ekibimle, bütün paydaşlarımla, kulüplerimle gurur duyuyorum. Bugün güzel bir tabloyu sizlerle de paylaşayım. Burada filenin sultanları, milli takım burada. Kulüplerimizin kaptanları, temsilcileri burada. Türk voleybolu her defasında şundan bahsediyorum. Biz birlikte olmazsak başarılı olamayız. İşte Türk voleybolu, Türkiye Voleybol Federasyonu bence başardığı en büyük işlerden bir tanesi kulüp-federasyon ilişkilerinin 10 numara 5 yıldız olması. Biz kulüpler için varız, kulüpler Türk sporu için var ve Voleybol Federasyonu bu işin çatısı. Bu vesileyle bu süreçte bize büyük katkı sağlayan, destek veren, bugün itibariyle bu güzel tabloyu huzurlarınızda paylaşmamıza vesile olan, başta değerli Vodafone CEO'su Engin Bey'e, İcra Kurulu Başkan Vekili Meltem Hanım'a ve tüm ekibine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Yolun başındayız. Daha güzel günler bizi bekliyor. İnşallah hep birlikte bu başarıları elde edeceğiz. Elde etmek için de bu mücadeleyi vereceğiz. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Türk Spor için Futbol Federasyonu'nun gayreti ve girişimiyle 2032 Avrupa Şampiyonası İtalya ve Türkiye ortaklığında yapılacak. Bu da Türk Spor adına, ben spor adam olarak şahsım adına çok gurur duyduğumu, mutluluk duyduğumu, ülkemiz için de önemli olacağını düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şahsımla ilgili sorduğunuz soruya gelince, ben genel kurulda da şu cümleyi kullanmıştım. Ben, şahsım ve ekibim yola çıkıyoruz. Bir göreve talibiz. Bunu en iyi şekilde yapmak zorundayız. Telefonumuz 24 saat, kapımız sonuna kadar açık ve yüreğimiz hiç hep açık kapanmayacak demiştik. Bu voleybol camiası için de geçerli olabilir. Spor adamı olarak bu ülkede kapımızı çalan herkes için de aynı şey geçerli. Beni iyi kötü hepiniz çok çok yakinen tanıyorsunuz. Ben ömrümü spora verdim. Futbol Federasyonu'nun da o malum süreçte görev yapan yöneticilerden biriyim. Ben uzun vadeli proje düşünen biriyim. Hangi konuda kim ne zaman kapımı çalarsa sonuna kadar elimle değil gövdemle göreve, hizmete hazırım. Bunun hiç karşılığı olmaksızın sadece ülkem için bu. Benim için değil, ülkem için daha önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir endişem ve sıkıntım yok. Sonuna kadar ben herkesin her konuda yanındayım. Hayali, hedefi, hele hele heyecanı olmayan başarılı olamaz. Biz bu takımda, bu ekiple, bu camiada, bakın camia diyorum, bu camiada
yol arkadaşım olan bütün paydaşlar da bunu gördü. Herkes işbirliğine oturduğumuzda bir hayal koyduk, bir hedef koyduk, bir hayal yaşadık ve o heyecanı yaşadık, sonuca vardık. Zor olanı başardık, çok daha zor olanı başaracak güçteyiz. Onun için ben inanıyorum ki olimpiyatlarda hep kürsüde yer almak. Her defasında da bunu dile getiriyorum, söylüyorum. Ama bunu başaracağız. Bir önceki olimpiyatta biliyorsunuz 5. bitirdik. En iyi derecemiz o oldu. Madalyayı da kaçırdık ama bu sporda bunlar da var. İşte bu yıl, yani ben hep bu yıl gibi yaşamak istiyorum. Ben hayal ediyorum. Güzel bir yıl geçirdik. Rahat uyuyorum. Yani son maçın son topu hakemin bize verdiği topa kadar uyuyamıyordum. Ama ondan sonra uyudum. Rahat rahat uyudum ve tekrar o rüyamda da onu görmek istiyorum. Hep böyle yaşamak istiyorum. Her turnuvada şampiyon olmak istiyorum. Çok yaşa güzel evladım. Ben hayallerimden biri de bu. Hedeflerimden biri de bu. Ama tabii bunları yapmak için çok çalışmak lazım. Birlik beraberlik içinde çok büyük hedefler, daha da büyük hedeflere ulaşırız diye düşünüyorum. İnşallah da bunu başaracak güçteyiz. Bugün bizim için çok heyecanlı bir gün. Çünkü Vodafone olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni bir spor sponsorluğuna imza atıyoruz. Ve bunu sizlerle paylaşıyoruz. Cumhuriyet tarihimizde önemli bir kilometre taşını geride bırakırken, Türk kadınının gücünü bir kez daha tüm dünyaya duyurarak bize büyük gurur yaşatan kadın sporcularımızın yanında durmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Konumuzun da 5G ile kupalara koşacağız. Merhaba Vodafone. Merhaba Vodafone. Hello Vodafone. Video ile birlikte artık yeni sezon içinde geri sayım devam ediyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Meltem Bakiler Şahin'e de çok teşekkür ediyoruz ve ben şimdi sözü Kaptan Eda Erdem Dündar'a vermek istiyorum. Bu anlaşmanın bence iki taraf için çok iyi olacağına inanıyoruz. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılında Amilli Kadın Voleybol Takımı olarak çok önemli işleri imza attık. Ve 3 çok değerli kupayı ülkemize getirdik. Aslında bu önümüzdeki başarıların başlangıç hikayesiydi. Sizlerle beraber inanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu 3 yıllık süreçte çok güzel başarılara imza atacağız. Ayrıca cinsiyet eşitliğine değindiniz. Bu çok değerli bir şey. Kadına ve Türk sporuna verilen desteğin yanında kadınların normal hayatta her alanda sizler tarafından destek görmesi bizim aslında milli takımımıza da çok uyan bir şey. Yani bir numarasıyız, evet. Akif Başkanım da söyledi. Orada kalmak asıl önemli olan. O zorlu bir görev bizi bekliyor ama takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Ben şahsen kendi hayalimden bahsetmem gerekirse, tabii ki de çok fazla hayalim var ama milli takım üzerinde konuşmam gerekirse, olimpiyatlarda kürsüde olmayı çok istiyorum ve sürekli gözlerimi kapattığımda aklıma bu an geliyor. Umarım kadın voleybol milli takımı olarak hedeflerimize ulaşırız. En büyük hedeflerimizden birisi bu. Kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru ve Sultanlar Ligi isim sponsoru Vodafone oluyor. Bu imzalar eşliğinde alkışlıyoruz hep birlikte ve hayırlı olmasını diliyoruz bu anlaşmanın. Taçlandıracak imzalar da bu şekilde atılmış oldu. Hayırlı olsun diyoruz.